Demek ki yani annesinden öğreniyor, radyodan dinliyor bir yerden. Ama demek ki kolay kapabiliyor. Rahat. Yani o çok önemli. Çünkü şey önemli. Mana taşıyorsa ezberde kalabiliyor. İnsan beyni işliyor ona. Ama mana taşımıyorsa hiç mana taşımıyor, hiç malzeme yok. Evet, çünkü kişiler kendilerinden bir parça buluyorlar şarkıların içerisinde. O yüzden Mutlaka bu bir müzik akıllarında yaşantı. kalıyor. Ama diğer türlü hadi hoppa eller havaya salla vur patlasın çal Güle güle oynasın. mesela bak. Güle güle gençlere hitap ediyor, yaşlı hitap ediyor. Çünkü Kesinlikle. ayrılmış sevgililer birbirlerine karşı bu parçayı koz kullanabiliyorlar. Örnek. Tabii. Kendilerini yaşıyorlar. Ağlayan gözler mesela sitem yani ayrılmasını istemiyor. Ama istemediği kişiye de bir şey dile getirecek. Ne yapacak? Diyor ki tamam diyor. Selçuk abimizden bir tane parçamız var. Bunu bari okuyun belki geri döner. Ki dönebiliyordur da yani büyük bir ihtimal böyle bir şey de Evet vardır yani. genelde. Şimdi tabii şimdi şeyler bu son 15-20 senedir yapıyor. Slogan bulmak peşindeler. Yani dikkat ederseniz piyasada zaten çoğu genç arkadaşlar yani bir yakalayacak bir slogan yani işte onların peşindeler. Bizim zamanımızda ise söz yazarları buranın Kalbin peşindeydi. peşinde. Evet. Şimdi tamamen değişti o. Ekol değişti yani. Ya, görüyorsun değil mi? Sen boşuna uğraşma. Ne Bir için? dönemler genç kızları peşinden koşturdu. Bize ben zaten yok. Ben çok Sen de, koştum, ben hani koştum, ben koştun koştum, mu? ben de koştum. Hadi ya. Ben de çok Allah'tan koştum. erken gelmemişsin. Erken gelseydim diyor bize. Gelmiş Yok, olsaydı. programa getirtene kadar ben de koştum yani. Selçuk Bey ulusal büyük kanaldan bir tanesinde davetli olduğu halde gidemedi. Bizim hatırımızda kırmadı geldi. Bizi de onurlandırdı. Biz burada Sağ ol. ayrıyetten şükranlarımızı ve bu Sağ onur ol. edici olaylardan dolayı da çok Sağ ol. saygımızı dile getiriyoruz. Allah Rica razı ederim. olsun Sağ kendisinden olsun de. kesinlikle kırmadı. Yüreğine sağlık, gönlüne sağlık. Bizleri kırmadı geldi ama gerçekten koştum peşinden. Şimdi Allah var yukarıda koştum Rica yani. ederim. Ama o kadar olacak. Değil mi? O Olacak kadar yani. olacak. Tabii ki koşmaya değer bulduğumuz için, çok sevdiğimiz için koşmaya Sağ ol. değer kesinlikle. Sağ ol. Şöyle söyleyeyim. Bu arada Gülcan Aktaş bizleri izliyor şu anda. Kendilerine sevgilerimizi gönderiyoruz. Bizi takip ettiği için, beğenerek izlediği için. Programımızın formatı kendisine uyuyormuş. Uymaya devam edeceğiz. Gülcan Hanım'a sevgilerimizi yolluyoruz. Onun dışında sizin çok büyük hayranlarınız var. Biz hafta içi görüştüğümüz kişilerden sizin konuğumuz olduğunu söylediğimizde sevgili Kamuran Beçer, eşi Remziye Beçer, Dilek Tayfun Beçer ailece sizlerin hayranıymış. Süleyman Beçer, hatta elemanları Kamil Çelik, Erhan Yavuzlar çok selamlarını ilettiler. Aleyküm Sizi selam. çok seviyorlar, çok beğeniyorlar. Sağ olsunlar, sağ Kamuran olsunlar. Bey buradan duysun. Özellikle yani Selçuk Ural sizin için söyleyeceği parça hangi parça olursa olsun biz dinleyeceğiz, ekranımızın başında olacağız diyordu. Gitmemiştir bir yerlere. Evet, Medya TV'den ayrılmıyoruz. Kamuran Bey söz verdiniz. Bir de Azerbaycan'dan resmini de göndermiş. Ne olur benim resmimi de yayınlayın. Selçuk Ural'ın herhangi bir parçasını bana da gönderin diye. Birazdan onu da göndereceğiz. Bir eser öyle gönderelim. Bir de Azerbaycan'dakini gösterelim. Azerbaycan'daki bayan Ha, sınımız, verelim mi? Vafa o da sizi çok Damirzade. beğenen bir bayan. Sağ olsun. Vafa Damirzade Azerbaycan'dan resmi vardır ya Azerbaycan'a da rejiden sevgilerimizi gönderebilecekler mi bakalım? Evet. Azerbaycan'dan yılbaşından sonra tekrar bize yine aramıza katılacak. Sırf sizi konuk olarak geliyordu. Şu an Azerbaycan'da uydu ayarlattırdı. Bizi izliyor şu an Evet. Öyle mi? Evet. Buradan Vafa'ya, Selamlar, Demirzade'ye, selam. Selçuk Bey'den önceki insanlar bu parça sizlere geliyor. Ne söyleyelim? Şimdi yaz bana yapalım mı? Tamam. Tamam. Yaz bana. Yaz bana yapıyoruz. Yaz bana, hangi şarkı var yaz bana. Ne kadar var kavuşmaya yaz bana. Yetiyor mu cesaretin yaz bana. Var mı gücün dayanmaya yaz bana. Var mı sıcak bir ceketin yaz bana. Kollarım mı tek eksiğim yaz bana. O ben miyim? O ben miyim? Gece gündüz bekledim.
yanında yokum. Bağlı elim kolum, nefesimi duymuyorsun. Sanki seni unutmuşum. Yaz bana, hangi şarkı var aklında, yaz bana. Ne kadar var kavuşmaya, yaz bana. Yetiyor mu cesaretin, yaz bana. Var mı gücün dayanmaya? Nefesimi duymuyorsun, sanki seni unutmuşum. Yanında yokum, bağlı elim kolum. Nefesimi duymuyorsun, sanki seni unutmuşum. Yaz bana, hangi şarkı var aklında, yaz bana. Ne kadar var kavuşmaya, yaz bana. Yetiyor mu cesaretin, yaz bana. Var mı gücün dayanmaya, yaz bana. Var mı sıcak bir ceketin, yaz bana. Kollarım mı tek eksiğim, yaz bana. O ben miyim, o ben miyim? Gece gündüz bekledim. Yaz bana, hangi şarkı var aklında, yaz bana. Ne kadar var kavuşmaya, yaz bana. Yetiyor mu cesaretin, yaz bana. Var mı gücün dayanmaya, yaz bana. Ayla'yı aşağıda lafa tutuyorum. Ajda'yı çıkartıyor, bir şarkı söylüyor. Gizli gizli. Nil Burak Kıbrıs'tan gelmiş. İlk, Allah rahmet eylesin Basri abi. Ya Selçuk, böyle bir kız var.
güzel de bir kız. Buna biraz yardım et. O ilk benle çıktı. Ajda Pekkan için değil mi? Güzel kız dediği. Yok, şey için, Nil Burak. Nil Burak için. Ajda'yı da işte Hilton'da ilk bizde çıktı o zaman. Sonra Seyyal Tener İngiltere'den mi ne geldi? İlk Batı kulüpte benle çıktı. Hı hı. Başka Nüket ilk Urcan'da. Bana dediler bir kız var Selçuk, şunu biraz kollayalım, şey yapalım. O ilk benle çıktı. Daha birçok yani. Ne kadar güzel. Ahde evet. Vefa var mı hala şu an? Vardır, işte? Vardır. Dostluk devam ediyor. Şimdi bakın, bizim emekçiler diyeyim. Çünkü biz hakikaten kazıya kazıya çıktık. Böyle birdenbire 50 kanala çıkıp da bir ayda şöhret olmadık. Yani yıllar aldı bu mesafeyi almamız. Bütün bu saydığım isimler böyle tırmana tırmana çıkmıştır yani. Merdiven basamak misaline çıkıyor. Şimdi bir genç bir plak yapıyor, bir dizide oynuyor. Bir ayda herkes tanıyor onu. Dolayısıyla bizde birbirimize müthiş bir saygı vardı. Hala aynı şekilde devam eder. Ne zaman birbirimizin bir şeye ihtiyacı olsa, bizden yardım talep etsek, yani onun bir gecesi güzel var giderim, benimki varsa o gelir. O dayanışma her zaman mevcut yani. Şimdi saygıdeğer Selçuk Bey, şimdi ben şunu söyleyeceğim. Sanatçı, biz şunu gördük, gördüğümüzü söyleyeyim. Şimdi dayanışma var deniyor, bunda ben gurur duyuyorum. Evet. Yeşilçam bu sinema sektöründe bunu göremedik. Maalesef birçok sanatçı, bunlar Adnan Naşit'e dahil olmak üzere. Bunun jenerasyonu devam edildiğinde bir Kemal Sunal Ahde Vefalı gitti. Diğerlerinin hepsi ya Taksim'de bir sıkıntı yaşadı ya hastanede rehin kaldı. Bu tür ortamlarda hiçbir Ahde Kemal Vefalı Sunal da erken gittiği için yaşamadı. Evet. Kemal Sunal'ın mürvedini de öldükten sonra herkes gördü. Evet. Evet. Ama iş o duruma gelmemeliydi yani. Telif hakları yoktu o zaman biliyorsunuz. Şimdi bizim telif hakları kuruluşumuz var. MİÖR 1 var. Yorumcular Derneği. Hı hı. MESAM, MSG. Bir sürü MİYAP. Burada üyesiniz. Sinemacılar hala yapayım kuramadı bunu biliyor musunuz? Ben çalan şarkılarımdan öyle veya az veya çok bir şeyler alıyorum her sene. Bizim meslek birliklerinden alıyoruz. Sinemacılar hala bunu takip etti. Kesin aldıktan sonra onlarca kanal onun filmlerinde iş yaptı, reklam aldı, para kazandı. Ama Kemal Sunal'ın barislerine bir kuruş gitmedi. Evet. Peki bunun engeli ne? Yani buna engel teşkil edecek ne var da bu kadar? İşte, dava şu an devam grup ediyor. Grup birlik mi kendisini toparladı? Veyahut da bir şey sözü geçen birlik mi? Biz ilklerde 1990'ların sonunda bizim meslek birlikleri radyolardan, televizyonlardan bizim paramızı almaya başladılar. Veya çalan yerlerden. Biz o haklarımızı almaya başladık. Hala sinemacılar bunun peşinde, daha yapamadılar bunu. Bu resmi mi prosedürler? Hatta geçen bizdeki konuk olan... Evet, Tuncay Ayakça, sevgili Tuncay Ayakça, bahsetmişti bu konuyla ilgili. Mahkemelik olduğunu, devam ettiğini belirtmişti. Ve gitmediğimiz, çalmadığımız kapı kalmadı. Yani bunun engel teşkil etti, önüne engel şöyle ne geliyor? Şöyle ama kendilerinin suçu. Biz nasıl bunu kurduk, bu birlikleri? Ben MİÖR 1 kurulundayım. Evet. Bizde 1800 tane yorumcu var. Ha, birisi fazla alıyor, birisi az alıyor, birisi çok alıyor. Ama alıyor. Alıyor, bir şey alıyor. MSG, MESAM da Bestekarlar Birliği. Ben hem bestekar olarak oraya üyeyim hem de yorumcular olarak. Oradan bir şeyler alıyoruz. Ama sinemacılar hala işi yeni kuruyorlar. O çok komik yani. 2013, evet, siz biliyor musunuz ilk telif hakkı nasıl tahakkuk etmiş? Yok, o konuda bilgimiz yok. 1600'lü yıllarda İsviçre'de bir bestekar bir lokantaya yemeğe gidiyor. Yemeğini yiyor. O sırada bir piyanist çıkıyor. Bakıyor ki kendi bestesini çalıyor. Hesap geliyor. Ben diyor ödemiyorum bu hesabı. Niçin diyor? Benim şarkılarımı çalıyorsunuz diyor. Benim hiçbir hakkım yok mu diyor. İş mahkemeye gidiyor ve kazanıyor. Telif hakkı öyle çıkıyor. 1600'lerde. Evet, 1600 yıllarda. Şimdi biz hiç unutmam 1990'lar. Tam da tarif veremeyeceğim. Eve geliyorum akşamüstü, bir bakıyorum benim Serseri çalıyor. Bir dizi. Bitiyor, Serseri çalıyor. Ondan önce bir Türk filmine gidiyorum. Aa, Güle Güle Sana çalıyor. Bir televizyonda bir şey görüyorum. Aa, bakıyorum Dertlerimiz İncir Yaptım çalıyor. Kumsaldaki izler çalıyor. Bir kuruş aldık.